Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp. Beni tanıyorsunuz. Bu aslında ders videosu olmayacak. Ancak bir bakıma tanıtım videosu. Yazılım öğrenme ve geliştirme ortamlarına dair bir yardımcı video olacaktır. Bu seriden daha önce bir veya birkaç tane çekim yapmıştım. Sizlere yazılım geliştirme ortamlarını, ideleri daha önceden size tanıtmıştım. Ancak şimdi biraz daha kapsamlı, biraz daha ayrıntılı ve karşılaştığım, bu zamana kadar karşılaştığım sorunları da deneyimlerimi de sizlerle paylaşarak bunları size aktarmak istiyorum. Bunların bir kısmı şu anda halihazırda kullandığım, bir kısmı deneyip bıraktım. Fakat sizlere tanıtmanın yararlı olacağını düşündüğüm siteler ya da tool'lar, gereçler şeklindedir. Bunları beraberce bir daha bir gözden geçirelim diyorum sizlerle. Bunların bir kısmını zaten ben sıklıkla kullanıyorum. Bunları nereden, ne şekilde edindiğimi de sizlerle ayrıntılı olaraktan paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki arkadaşlar JetBrains firmasının birkaç utilitesini, birkaç hazır programını ben kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi PyCharm'dır. PyCharm genellikle Python geliştirmek için oluşturulan bir utility'dir. IntelliJ IDEA denilen diğer ise bu da daha çok Java temelli programlar içindir. Web Storm, JavaScript ve yazılım geliştirme, web sayfası geliştirme ile ilgili programlar vardır. JavaScript, onun türevleri, PHP, frontend ya da backend programlama ile ilgili destek vermektedir. PHP de aynı şekilde. PyCharm başlangıçta benim isteklerime cevap verdi. Ancak bazı modüllerin kısıtlı kullanımda olduğunu gördüm. Daha sonra fark ettim ki ücretsiz olarak indirdiğim bu modül. Dolayısıyla bazı kolaylıkları içermiyor. Community version dediğimiz kısıtlı kullanım kopyasında mesela NumPy programlarını çalıştıramıyorsunuz. Onun için başka bir alternatif aramanız gerekiyor. IntelliJ IDEA'da da Java türevi programlar için mükemmeldir. Java, Kotlin, Groovy, Scala bunlar da çok rahat çalışmaktadır arkadaşlar. Gerekli pluginleri yüklediğinizde sizlere çok büyük kolaylıklar gösterecektir. Burada gösterememekle birlikte Ruby Mine var arkadaşlar. Ruby Mine'da kısıtlı kullanım Ruby Mine'ı da ben denedim. Burada ben şimdi göremiyorum onu. Ruby Mine'da da sizlere Ruby derslerinin bir kısmını vermiştim. Bunlarla ilgili ilk yeri tıkladığınızda size ilgili download sayfası gelecektir ve de buradan uzun bir beklemeyle download ettikten sonra programınızı SSD hard diske yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok daha hızlı bu şekilde. Daha sonra size şu şekilde PyCharm sayfasını açacaktır. Daha önce çalıştığınız bir program muhtemelen olmayacaktır. Buradan bir yeni bir proje create diyerekten buradan size sanal ortam oluşturacaktır. Burada da bir Python'la ilgili yeni bir proje oluşturdum. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Daha önce başka yazılım ortamlarında hazırlamış olduğunuz bir programı veyahut da bir dizini orada hazırladığınız bir program parçacığını, snippetleri veyahut örnekleri buradan şunun bitmesini bekleyeceğim herhalde. Buradan o dizili çağıraraktan o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şöyle ki burada şu anda şunu arka plana atayım ben. Bu şurası şu anda bizim program yazmamız için hazır vaziyettedir. Buradan Python kod dediğimizde, Python file dediğimizde burada kodu yazıp hemen yorumlayıcıyla bunu çalışır hale getirebiliriz. Veya da diğerlerini de aynı şekilde. Bahsettiğim şudur. Open dediğimizde
Var olan dizinimizdeki veyahut da sizin şöyle söyleyeyim hard diskinizdeki herhangi bir yerde hazırlamış olduğunuz programı da burada okumanız mümkündür. Ancak Java bazlı programlarda o programın özellikle IntelliJ IDEA ortamında tekrar compile değerlenmesi gerekir ki bu şekilde byte kodları elde edecek. Dolayısıyla bu iki kademeli işlemlerde orijinalinin JetBrains ürünlerinin içerisinde geliştirmiş olmasında fayda var. Bu spesifik olaraktan PyCharm'a özgü. Dediğim gibi PyCharm'ın kısıtlı olduğu noktalar var. Bazı modüller ücretsiz versiyonda yani community versiyonda yer almamaktadır. Onun için ben şöyle tekrar geleyim. Burada daha önce hazırlamış olduğunuz programlara rahatça erişebilirsiniz. Aynı şekilde şey içerisinde de program içerisinde de son kullanılanlar listesinden bakabiliyorsunuz. PyCharm'la ilgili söyleyebileceklerim bunlar. PyCharm Python içindir. Bunun hemen yanında IntelliJ IDEA programımız var. Bir kısmını aşina olduğunuz üzere IntelliJ IDEA'da ben veriyorum. Java bazlı programları. Burada da aynı şekilde Open Recent ile son kullandıklarınızı buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Veyahut da aç diyerekten başka bir ortamda hazırladığınızı alabiliyorsunuz. Hatta ben bazı özelliklerini burada henüz kullanmadım ama başka Eclipse'den de alma imkanı var bu şekilde. Evet, IntelliJ IDEA'da da bu şekilde. Daha sonra sırada Eclipse var arkadaşlar. Eclipse'i de şöyle tanıtımını yapayım sitenin. Eclipse'in bir normal firması var, eclipse.com. Fakat bizim özellikle download ile ilgili yani yazılım geliştirme gereci ile ilgili tıklamamız gereken yer eclipse.org. Yani bunun sağladığı, kullanıcılara sağladığı yazılımların olduğu yer. Şuraya geliyoruz, buradan tıkladığımızda işte 300-500 MB civarında bir program zip halde inecektir. Daha sonra bunu hard diskinize, hızlı çalışan bir hard diskinize yüklüyorsunuz. Ve de oradan çalışmaya başlıyor. Eclipse programını da benim derslerimden aşinasınız. Size şöyle söyleyeyim, Eclipse programının şu anda ben size şunu göstereyim. 2018'e 12 4.10.0 versiyonunu ben kullanıyorum. Diyecekseniz niyedir ki az önce gösterdiğiniz web sitesinde daha yenisi vardır. Burada 2019'a 9 var. Şöyle arkadaşlar, yakın zamanda ben size daha sonra yedek hard disklerimi de göstereceğim şekilde bütün versiyonların hemen hemen bütün versiyonların zipli halde olanlarını tutuyorum, saklıyorum. Bunu yakın zamanda hemen sazan gibi atlayıp yakın zamanda bunun yeni versiyonunu yüklediğimde bir yerde Python programının ekstra modüllerini yükleme ile ilgili bir yerde antiparantez şunu da belirteyim. Bu ücretsizdir tamamıyla. Bir yerde Windows 10 yüklü mü değil mi? Windows 10 yüklü olmadığı için bir sorun var dedi. Aslında Windows 8 Professional lisanslı kullanıcısıyım ben. Fakat bu Windows 10 ile ilgili isteği yüzünden sürekli ekranıma kilitlenme mesajları gelmeye başladı. Dolayısıyla iyi ki elimde daha öncekiler var diyerekten bu eski versiyonlara çalıştırıyorum. Ben bunu çalıştırmayacağım çünkü muhtemelen tekrar aynı problemi, aynı sorunu bana verecektir. Bunların yanında başka Eclipse ile ilgili söyleyebileceklerim var. Bu eski versiyonunu söyleyeyim. Bir kere Eclipse'de Python programlarının bütün modüllerini de tanıtaraktan çalıştırabilirsiniz. İleri derecede kullanıcılar için ayrıca pip ortamında modüllerin yüklenmesi ve de kendi çalışma ortamınızı yaratma ile ilgili olanaklar da var. Buradan da
devam edebilirsiniz. Burada görebilirsiniz. Bunu şu anda size göstermeyeceğim çünkü çok uzun olacaktır. Java bazı programları da çalıştırabilirsiniz. Eclipse içerisinde. JavaScript de aynı şekilde. Şöyle JavaScript ile ilgili ben birkaç kaynaktan çalışıyorum. Bunların bir tanesi normal işte para vererekten satın aldığım CodeMix var. CodeMix 30-40 dolar civarında bir para verdim. Böyle bir abonelik yaptım ve de size hem editörünü sağlıyor hem de bunun ekranda canlı olarak görünmesi için şey içi built-in ve browserlar sağlıyor ve de ekstra özellikler de sağlıyor. Bunlardan bir diğerini de sırası geldiğinde söyleyeceğim. Bunun adı da Yandex firmasının First Pro'dur. First JavaScript Pro'dur. Onu biraz sonra değineceğim. Hazır açmışken Eclipse ile ilgili bu ekstra pluginler nasıl, her ne şekilde yani bulunacak, onları da göstermek istiyorum size. Bir kere pluginler programın kendisi değildir arkadaşlar. Sizin hard diskinizde eğer herhangi bir başka bir programa dair derleyici ya da yorumlayıcı programınız varsa, mesela Groovy'nin programı varsa, Scala'nın programı varsa veyahut da ne bileyim Go programı varsa, Kotlin derleyicisi, derleyicisi varsa sadece bunun çalıştırılabilir hale gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Ve mesela burada bakıyorum ben şimdi Kotlin diyorum. Muhtemelen burada Kotlin yüklü haldedir. Doğrudan doğruya evet, install yüklü halde. Burada Kotlin veya da benzeri programlarla ilgili bize plugin'in yani eklentinin yüklü olup olmadığını gösteriyor. Buradan en son yaptığımızı, en popüler olanı şöyle göstereyim. Eclipse'e bir kullanıcı adı açmışsanız orada favorilerinizi, en beğendiklerinizi gösteriyorsunuz. Ben kapasitem dolmasın diyerekten bunu sürekli çalıştırmıyorum. İşte daha koyu renk ekran gösterme gibi başka şeyler var. Burada yüklü olan pluginlerinizi, eklentileriniz burada görebiliyorsunuz. Bunların bir kısmı makinenizin yüküne bağlı tabii. Bir kısmı hemen apar topar yükleniyor. Bir kısmı zaman alıyor ve de ilgili eklentinin eğer programı da yoksa o programla ilgili size uyarı veriyor ve de o programın yüklenmesiyle de ilgili size talimatlar veriyor. Eclipse bu bakımdan son derece kullanıcı dostu web sitesi diyebilirim. Eclipse ile ilgili zaten yeri geldikçe ben ekstra özellikleri size söyleyeceğim. Yalnız Eclipse ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim size. Başlangıçta çok hevesle pek çok eklentiyi ardı ardına yüklememenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bazı eklentiler diğer programlarla, başka programlarla uyumlu olmayabiliyor, çalışmayabiliyor. Ben bir seneyi aştı bu işlerle çok yoğun olaraktan ilgilenmeye başlayalı. İlk zamanlarda defalarca bu Eclipse programını kaldırıp kaldırıp uninstall yapıp tekrar yüklediğimi bilirim. Çok küçük bir hata yüzünden ne yapacağımı tabii o zaman bilmiyordum. Yani itiraf edeyim. Bu lisan yetmezliğinden değil, doğrudan doğruya bu IDE'nin çok sofistike olması ve de hata kabul etmemesi şeklinde oldu. Yani ne yapacağınızı adım adım belirleyip ona göre ihtiyaç duyduğunuz pluginleri o şekilde yüklemenizi size tavsiye ederim. Eclipse ile ilgili başka söyleyeceklerim daha sonra gelecek. Eclipse aynı zamanda hani ücretsiz olaraktan da size bir takım tool'lar sunuyor. Bunlar işte script ailesinde JavaScript, TypeScript, CoffeeScript, PhantomJS, Vue.js, Node.js, bunların da eğer programları veya derleyicileri hard diskinizde varsa bunları otomatikman çalışır hale getiriyor arkadaşlar. Arkasından size söyleyebileceğim JavaScript ile ilgili benim yine 3-5 kuruş para vererekten aldığım Yandex firmasının First JavaScript Editor var. Professional versiyondur. Bununla da HTML dosyaları oluşturabilirsiniz ve de çalıştırabilirsiniz şuradan. Şu anda tabii komutta hiçbir şey yok.
HTML dosyaları ile ilişkili JavaScript dosyalarını ve CSS dosyalarını çalıştırabilirsiniz. Hatta başka ne çalıştırabilirsiniz? PHP dosyalarını da çalıştırabilirsiniz. PHP açıkçası ben burada çalışmadım. Burada dizin içerisinde başka hard disklerden de erişebilirsiniz. Bu son derece elementler kendi kendine yeten cinsten bir programdır. Size ekstra özellikleri de işte şunu şu şekilde kullanabilirsiniz, bunu bu şekilde kullanabilirsiniz diyerekten de yol da gösteriyor ve de bunu hazır komutu aldığınızda size otomatikman yazma kolaylığı sağlıyor. Bir tek dezavantajı diyebileceğim şey dark modu yoktur. Yani karanlık modu yoktur. O gece gözleri çok fazla yoruyor. Sonra size Anaconda'nın firmasının şurada Navigator'ını açtım. Buraya da henüz girmedim cloud hesabıma. Burada da popüler diyebileceğimiz şeyler var, programlar var. Gene Jupyter, bunu çok yoğun olarak kullanmadım. Jupyter Notebook ve Jupyter Lab. Açıkçası yazdığım, ettiğim şeyleri başkalarıyla paylaşmak da pek de istemedim açıkçası. Burada Spider var, RStudio var. Spider'ı buradan direkt geçiş yapabilirsiniz. Spider'ı şurada... Burada aşinasınız. Programların bir kısmını da ben burada gösterdim sizlere. Özellikle ekstra modüllerin kolaylıkla yüklü olduğu işte NumPy, SkyPy, Pandas, HTML5, Lib gibi, Flask gibi programların yüklü olduğu bir utility. Gayet iyi. Başkalarının parayla verdiklerini burada bedava veriyorlar açıkçası. Burada da başka programlardakileri kendiniz seçebiliyorsunuz. Çok kolay erişilebiliyor. Şöyle söyleyeyim, MATLAB'a aşina olan arkadaşlar hemen buradan Window layoutlarından istediğini seçebilir. İsterseniz bu Spider'a alışmışsanız veyahut da MATLAB layoutunu yerleşimini seçebilirsiniz. RStudio'yu seçebilirsiniz. RStudio'yu biraz sonra anlatacağım. Bu Python'la ilgili yani yapamadığınız yok desem yeri var. Ekran biraz işte küçük gibi geliyor. Fakat her şey istediğinizde de o kadar zor oluyor tabii. Hem kodu hem çıktısını hem ilgili değişkenleri görmek istiyorsanız bir de eğer logları bakmak istiyorsanız yani nereden nereye kadar gelmişim diyerekten elbette ki direktörü de görmeniz gerekiyor. Her birisinin ekranda yer alması istendiğinde tabi sayfaya daha az yer kaplıyor. İstediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz kodu da görülebilir hale getiriyor ya da bunu daha büyük hale getirip tek sayfa haline getirebiliyorsunuz. Bundan sonra size göstereceğim, tanıtacağım Paizo. Paizo'da bana sanki baştan oyuncak gibi geldi açıkçası. Fakat çok becerikli ve de çok dinamik, çok devingen bir geliştirme ortamı. Tabii Paizo adından da anlaşılacağı şekilde Python'la ilgili. Bunun için de şurada web sitesinde yer verdim mi ki ben Paizo'ya? Yok herhalde. Çok kolay. Adını yazıyorsunuz. Paizo yazıyorsunuz. Size bununla ilgili direkt programın indirileceği yer gösteriyor. Paizo Python geliştirme ortamıdır. O şekilde diyebilirim. Peki yeri nedir? Hani user friendly olması açısından, kullanıcı dostu olması bakımından yeri neresidir derseniz şuradan gelecektir. Bunu çalıştırdığınız zaman ekrana şu gelecektir ve de birkaç işlemi de yapmanız gerekiyor. Şurada hangi sayfaların ekranda görülmesini istiyorsanız bunları da seçebilirsiniz tıklayaraktan ve de ara sıra update edip yeni modüller var mı dersiniz. Fakat eğer yeni indirecekseniz zaten şu andaki en son modül indirecektir. Sıfırdan başlayanlar için Paizo Wizard sihirbazı da sizin işinize yarayacaktır. Aynı şekilde daha önceki yerlerde hazırladıklarınız ve de çalışmasında sıkıntı olan modüllere Python kod snippetlerine, kod parçacıklarına doğrudan doğru buradan dizin olaraktan erişebilirsiniz arkadaşlar. Çok da kolay. Sonradan ben keşfettim bu Paizo utility'sini ve de pratiklik sağlıyor. Hatta konsoldan da bazı komutları girip de bakabilirsiniz. Paizo ile ilgili başka söyleyebileceğim
Evet, bir de şu sayfaları, bu ekrandaki görünen pencereleri çok kolaylıkla değiştirip istediğiniz şekli getirebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, çok uzun saatler çalıştıktan sonra insan değişiklik arıyor. Yani ben açıkçası öyle bir zaafım var ve de ekranların onu oraya, bunu buraya getirerekten sanki farklı bir ortamda çalışıyormuş gibi gösteriyorum. Burada hani şunu şöyle göstermek isterdim. İşte şöyle yapıyorum. Bu şekilde yer açabiliyorum. Veyahut da burada bir kısmını işte interaktif logger'ı kaydediyorum. Veyahut da web browser'dan başka bir şey de aratıyorum. Bunların hepsi mümkündür arkadaşlar. Buradan da işte dizini aratıyorum. Paizo'dan sonra sırada R Studio var arkadaşlar. R, bakıyorum burada R Studio açık mı? R Studio açık değil. R Studio'yu daha önceden de anlattığımı düşünüyorum ben. R Studio'da R programlama diliyle ilgili bir utilite. Yani bir tek onu çalıştırabiliyorsunuz burada. Ancak R Studio içerisinde bir daha önce fark etmediğim fakat daha sonra araştırdıkça bazı özelliklerini de görüyorum. Buraya bu, C kodlarında veyahut da başka kodları da ithal ederekten onlara spesifik çalıştırma yapabiliyorsunuz. Burada size en son gösterdiğim, tanıttığım bir demodur. 86 numaralı şeyde kalmışım. Bunları hazırlamışım. Bilmiyorum sundum mu, sunmadım mı size. Çok güzel böyle bir çalışma atmosferi sunuyor size. Özellikle ben bunu Dark Mode'da seviyorum. Bu arada RStudio'nun bir iki dersini verdim. Üçüncü de verdim herhalde. Diğer dersler de hazırdı. Burada 86 dediğine göre muhtemelen bu bitmek üzeredir bunun hazırlanması. RStudio ile de ilgili söyleyeceklerim bunlar. R programlama dili aslında çok enteresandır arkadaşlar. Python'a benziyor. Python'ın NumPy modülüne benziyor. Perl'e benziyor. Hepsinden bir miktar almış. C++'ın yeni versiyonlarına da benziyor. Bu aileden aslında fonksiyon temelli bir programlama dili istatistikçiler için birebir. Başka size göstereceğim IDLE var. Şimdi bu da ne diyeceksiniz? Bu da Python geliştirme ortamı. IDLE tabir ediliyor. Adı şeyde. Burada birkaç tane demolar var. Ve de bu versiyonu gösteriyor burada. Kaçıncı versiyonmuş bu? 3.7.5. Buradan biraz iş hamali oldu ama en güzelidir, en sadesidir. Buradan kodunuzu yazıyorsunuz. İşte bunu belli bir isim altında saklıyorsunuz. Daha sonradan bunu bu Shell bir de bunu çalıştıran programı var. O programıyla birlikte buradan çalıştırıyorsunuz ve konsolda bunu görünüyor, gösteriyor çıktısını. Fakat tabii çok kullanıcı dostu olmadığı için size sentaks hatalarını göstermiyor. Ve de bir çalışma dizinini mesela açıp oradan bir kodu aramanız biraz ölümdür burada. Yani muhakkak onun tekrar buraya bir yüklenip çalıştırılması lazım, derlenmesi lazım. Bunun 3.7.5'i bende var. 3.8'i de var. Yenisini de aldım. Fakat derseniz ki çok sıklıkla kullanmadım. Ancak bazı özellikleri, yani eski versiyonlarla yeni versiyonların çalışmamayla ilgili farklarını merak ettiğimde bu program derleyicilerini kullanıyorum. Onun haricinde size online tutorial'lar. Tutorial'larla da ilgili bir şeyler söylemem lazım. Bir kere bu utility'lerde kullanabilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Ancak şurada Groovy'de bahsedeyim. Mesela Groovy'de aynı şekilde programınız eğer yüklüyse herhangi bir başka geliştirme ortamına, yani Eclipse'e ya da JetBrains'e ihtiyaç duymadan o programı açabilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Çok kullanıcı dostu olmamakla birlikte size programın çalıştırılmış halini gösterecektir. Bu arada da sürprizimin ilk emarelerini size göstereyim. Bu bir
ipucudur, öyle diyebilirim. Yakın zamanda başlatacağım olan bir programlama diliyle ilgili size de bir tanıtım yapmış oldum, bir sürpriz vermiş oldum. SoloLearn abonesi olduğum ve de 13 sertifikamın olduğu geliştirme ortamı. Bu geliştirme ortamının da şöyle ilk başlangıç sayfasını da şuradan göstereyim. Aslında açılış sayfası şudur. Bazı video derslerime de esin kaynağı olmuştur bu sayfa. Bu sayfada kurslar var, 13 tane. iPad versiyonunda birkaç tane daha buna eklenmiş şekilde çıkıyor arkadaşlar. Burada sadece 13 tanesi var. Code Playground, bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Code Playground sizin özellikle programlarınızı çalıştırabileceğiniz bedava derleyicidir. Veyahut da online derleyicidir veyahut da yorumlayıcıdır, öyle diyebilirim. SoloLearn bu bakımdan oldukça zengin. Dark Light versiyonu var. Light'ı alayım, gündüz vakti daha aydınlık olsun. Şunu bakabilir misiniz arkadaşlar? Şunların her birisi de bize program yazma olanağı sağlıyor. Buradan herhangi birisini seçip burada kodu yazıyorsunuz, kod parçacığını yazıyorsunuz ve de bunu çalıştırdığınızda burada çıktısını elde ediyorsunuz. Dolayısıyla elbette saklama imkanı var, kaydetme imkanı var ve de bunu bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Ancak kodunuz bir şekilde tabii karşı tarafta bu firma tarafından görülecektir. Onun sayfasına yazıyorsunuz. Dolayısıyla paylaşımda bir sıkıntı olmayan kodları, yani telif hakkı olmayacak, yaratmayacak şekilde olan kodları buradan girebilirsiniz. Ben burada 250 civarında küçük kod parçacığı yazdım, öyle tahmin ediyorum. Daha sonra sizlere Replit sitesini tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Replit'te yine online kursları olan, tutorial tabir ettiğimiz kursları olan ve de online derleyicisini size sunduğu, yorumlayıcısının sunduğu bir web sitesidir. Replit.it şeklinde. Burada da istediğiniz programı buradan tabi seçerekten çalıştırabiliyorsunuz veyahut da deneyebiliyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Replit'in kurslarını takip ettikten sonra belli bir aşamaya getirip ondan sonra bu zaten simultane bir şekilde size bu Playground'u, yani kod oynama çalıştırma ortamını size sunacaktır. Başka bunlardan ne var? Tutorials Point'in gene Coding Ground var arkadaşlar. Yani Tutorials Point'i ben sıklıkla kullanıyorum. Coding Ground'a şu şekilde. Burada da size herhangi bir yazacağınız, tabi burada HTML editör seçtiğim için bu geldi. Kodu burada yazdığınızda burada da direkt çalıştırıp preview dediğinizde burada çalıştırmış halini göreceksiniz. Bunu da aynı şekilde başka ortamlarla paylaşabilirsiniz. Kendiniz bir projeye de katılabilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Bu Coding Ground bu bakımdan diğerlerine göre biraz daha size yakın oluyor diyebilirim. Ancak buradan da kaynaklara erişmek için başka bir web sayfasını açmanız lazım. Mesela burada size bunun sentaksına çok yardımcı olmayabilir. Birkaç tane daha var. Onları da hızla geçmek istiyorum. w3schools.com. Bu da benim Python'umu öğrenip geliştirmek ve pratik yapmak için kullandığım yerlerden bir tanesi. Burada ekranda interaktif şekilde, etkileşimli şekilde size kodlar geliyor ve de bunu çalıştırdığınızda görüyorsunuz, neticeyi görüyorsunuz. Tabi burada devam eden kısmı da var. Satır satır, sayfa sayfa soruları cevaplayıp size sertifika alacak noktaya kadar getiriyorsunuz. Ta başlangıçtan şöyle söyleyeyim. Şuraya kadar, hatta işte bitene kadar, hatta ileri seviyede isteyenler için de bu şekilde var. Tabi sıkılmazsanız, bunalmazsanız hepsi var. Kaldığınız yerden de devam edebiliyorsunuz. W3 Schools'un başka kursları da var demiştim. Onu da geçtim. Programiz.com var. Programiz.com'da keşfedip belli bir seviyeye getirdim. Web sitelerindendir. Burada da başlangıçta tutorials'la başlayıp herhangi bir programlama dilini seçip buradan devam etmenizde fayda vardır. Programming diyor. Burada
işte seçtiğim için o şekilde oldu. Şuradan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz ve de oradan başlıyorsunuz. Bu size bu ücretsizdir arkadaşlar. Bir noktaya kadar getiriyor. Hatta başka başka ortamlarda da app'ları varmış, öyle gördüm. Ve de örnekleriyle birlikte size kademe kademe hem soru soruyor hem de o Playground'la size kodunuzu çalıştırma imkanı veriyor. Bir tane daha var. Java2S var. Bu çok çok zengin. Artık burada ıssız adaya düşüp bunlarla ömrünüzü geçirebilirsiniz. O şekilde söyleyebilirim. Ancak o kadar da abartmamak lazım. Programlama dilinde belli bir seviyeye geldikten sonra kendinizi test etmek bakımından çeşitli quizler var burada. Veyahut da example'lar var, örnekler var. Örneklere bakıp insanlar neler yapmış. Buradan da bakabilirsiniz. Bazen dediğim gibi Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok. Hazır kodu görüp oradan esinlenebilirsiniz. Java ailesinin programları var veya spesifik belli bir konu var. Mesela Java'da belli bir yere takıldınız. Regex'te eksiğiniz var. Buradan bakabilirsiniz. Veyahut da işte ne diyeyim, threadlerle ilgili bir şeyi geliştirmek istiyorsunuz. Java2S, bunu da kaydetmenizde fayda vardır. Sonra bakıyorum, datacamp.com, bu YouTube'da çok reklamı yapılıyor. Ben de abone oldum, 51 bin XP'lere kadar geldim. Burada da Python görüyorsunuz, dersi görebiliyorsunuz. R programlamanın ilk basamaklarını ben burada görmeye başladım arkadaşlar. Birkaç epey zamandan beri girmemiştim, birkaç daha kod girmiş olmaları lazım. SQL dersi var. Şöyle, tabii lisana da burada biraz daha hakim olup da bu web sitesi biraz daha kolaylık sağlıyor açıkçası. Size çoktan seçmeli veyahut da işte doldurmalı sorular soruyor. Burada çalıştığınız lisanda ne kadar ilerlediğinizi görebiliyorsunuz. Payzo'yu anlattım. Hepsi bu kadar. Bu videoyu kısa tutmayı düşünmüştü ama 30 dakikayı buldu. Evet arkadaşlar, yani bu kolaylıkların bir kısmını isterseniz bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İsterseniz doğrudan doğruya web sitesindeki o Playground dediğimiz yerlerde çalışabilirsiniz. Size kalmış. Ben size şunu öneririm. Hedeflediğiniz dilde bir dizin açın. O dizin de kendinize göre işte başlangıç versiyonu, başlangıç seviyesi, orta seviye ya da gelişmiş seviye diyerekten ne bulursanız atın oraya arkadaşlar. Ondan sonra bakacaksınız başlangıç seviyesinde artık iyice aşina olduğunuz kodlar var. Belki silmek isteyebilirsiniz. Orta seviyede de aynı şekilde hiç aklınıza gelmeyenler olabilir. Şöyle bir şey daha var. Eski versiyonlar, programların eski versiyonlarını da yani zipli halde tutmakta fayda vardır. Çünkü bazen yeni versiyonlarla ilgili sorunlar yaşadığınızda onlara dönüp eski versiyonlarla çalışıp sorunsuz işler de kotarmakta fayda vardır. Şimdi size anlatabileceğim, aktarabileceğim bu kadar. Derslerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.